Yazın. Şinasları, musiki severleri, hatta kara sevdalıları saygı ve sevgiyle selamlıyor. Hüsnü Hüsnü Hocam, hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir söyleşi yapacağız. İnşallah. Bize değişik bilgiler vereceksiniz. Ama önce size şöyle kısaca bir tanısak. Evet. İzleyiciler şimdi, sizi kısaca bir tanısalar. 1969 yılında musikiye başladım. Bu dededen ve babadan genetik bir mirasla kısa hemen söylersem. Ondan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti, ondan önce bir Ziya Aydıntan'dan gitar dersi aldım. Gitarla başladım. Sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti, UD'a dönüştüm. UD çalmaya başladım. Üsküdar serüveninden sonra 77'de İTÜ Devlet Konservatuvarı imtihanı kazanarak 81'de mezun oldum. Benim için bir yaşam biçimi Türk musikisi. Başka bir iş yapmadım. Yıllarca eğitimcilik yapıyorum, hocalık yapıyorum. Bir de bestekarlıkta nacizane kapasitem ölçüsünde bestekarlığım var. Allah bana nasip etti. Zeki Müren'e de yetiştim ben. Zeki Müren dahil çok ünlü sanatçılar benim şarkılarımı okudu. Ödüller aldım ve halka mal olan, benimsenmiş şarkılarım var. Bestekarlıkta da, hocalıkta nesilden nesile talebe yetiştirmek, bestekarlıkta da nesilden nesile silinmeyen birkaç manevi miras bırakmak şeklinde bir aşkla bu işe devam ediyorum. Ne güzel, ne mutlu size. Evet. Çok teşekkür şimdi, ediyorum kısa açıklama için. Çok önem veriyorum. Yani mesela amatör korolar güzel bir sosyallik, bir tedavi unsurudur. Değil mi? Bir araya geliniyor, çaylar içiliyor, işte yemekler yeniliyor, eserler meşkediliyor. Birliktelik paylaşılıyor. Bir tedavi ve çok önemli bir sosyallik ve insan hayatında sanat dünyaya arkana almak bir süre, sonra dünyaya döndüğünde dünyaya tahammülü artıyor insanın. Sanat ve tabii ki başta musiki ve çeşitli sanat dalları çok önemli. Fakat bu sanatı, musiki yaparken bir tek şey yokum. Eğitimsizliğe. Evet, yani eğlendirirken eğitmek, izahın mizahla, eğlendirirken eğiterek de eğitimden mahrum olmamak lazım. Haklı mıyım? Kesinlikle, tabii ki. Son evet. Derece haklısın. Amatör koroları destekliyorum, amatörleri destekliyorum ama orada eğitim yoksa ben sıcak bakmıyorum. Artı eğitim diyorum. Evet. Bu eğitimde de izahın mizahla, eğlendirirken, eğiterek bir terapi şeklinde bu işi yapmak. Benim tarzım da bu diyorum. Ve şimdi bu amatör korolara büyük saygı, sevgi, destek verirken bir şu konuya değineceğim. Genel anlamda Türkçe bozukluğu oluyor. Şarkı sözü yani edebiyata dayalı olduğu için, sözlü musiki olduğu için eğer Türkçe, düzgün Türkçe ile şarkı okunmazsa bütün artılar gidiyor. Yani bir kişinin harika bir sesi var, mükemmel bir performansı var ama Türkçesi bozuk, bütün artıları götürüyor. Özellikle benim bildiğim kadarıyla E'ler ve A'lar bayağı sorun yaratıyor değil mi Hüsnü Hocam? Şimdi burada da Türkçe'de yani sesli harfler Latince'den alınmadı. A, E,
I, I, düz sesliler, düz sesliler, yuvarlak sesliler, O, Ö, U, Ü. Yani dört tane düz sesliler, dört tane yuvarlak sesliler var. Ve sekiz tane sesli harf ne oluyor? Latinceden alınma oluyor ve bu sesli harfleri edebini sağlamak diyorum. Yani eğer sesli harflere dikkat edilmezse sesli harfler edepsiz olabiliyor, öne çıkıyor. Ben onlara yaramaz çocuk diyorum. Çok güzel. Sesli harfleri sessiz harf seviyesine getirmek. Çünkü sessiz harflerde bir problem yok. Bak, sessiz. Sessiz harfte bir problem yok. Sesli, sesli harflerde problem var. Sesli harfleri sessiz harf seviyesine getirmek. Buna şöyle diyorum ben. Wernerle yumuşacık olsun. Wernerle yani sesli harfleri Wernerleyip yumuşatarak sessiz harf seviyesine getirmek getirilecek. Çünkü sessiz harf sesini de sesli harf veriyor. Dolayısıyla sessiz harfi sesli harfi sessiz harf seviyesine çekmek. Sessiz harfte bir problem yok ama sert sessizlerde var. PÇTK. Değil mi? Sessiz harflerde problem yok ama sert sessizlerde var. PÇTK gibi. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani dolayısıyla sesli harfi kontrolü alarak daha iyi Türkçeyi hale getiriyoruz. Ve her bir kelimenin mesela ömrümüzün diyelim. Bir tane ö, üç tane ü. Şimdi burada her bir kelimenin sesli harflerine dikkat edip onları kontrolü alıp sessiz harf seviyesine getirmek. Ömrümüzün başka ömrümüzün. Dolayısıyla Türkçenin önemi ve bunu eğlendirerek, eğiterek mizahla demin yaptığımız gibi bu Türkçeyi düzeltmek gerekiyor. Çünkü sesli harfin kontrolüyle mümkün bu. Kapalı sistem, kapalı sistem diyoruz bunu. Sesli harfleri kontrolü alırsak, yani edebini kontrolü alırsak buna kapalı sistem diyoruz. Ve o zaman sesli harfler önde olursa insanı yoruyor. Yani yoruyor ve bir musikiyi de düzgün bir şey olursa Türkçe karşı tarafı yormuyor. Düzgün Türkçe olursa üç tane şeyi halletmiş oluyoruz. Bir, detonasyon. İki, duyguda kan kaybı. Üç, düzgün Türkçeyi halletmiş oluyoruz kapalı sistemde. Kapalı sistem sesli harflerin kontrolü demek. Sessiz harf seviyesine getirmek demek. Demek ki seste küçük duyguda devleşmektir şarkı söylemek. Şarkı, sanatın, şarkı söylemenin esası ses değil, sessizliktir. Ne kadar küçük ses, sesimizi küçültürsek o kadar ona biz sesli harfleri kontrolü alarak kapalı sistem diyoruz. Ve dolayısıyla bu kapalı sistemde üç tane önemli şeyi halletmiş oluyoruz. Bir, detonasyonu önlemek. İki, duyguda kan kaybını önlemek. Üç, düzgün Türkçeyi halletmek. Hocam peki örnekleyebilir miyiz şu an bunu? Tabii. Şimdi gelelim buna, bunu anlattıktan sonra şarkı söylemeyi de üçe ayırıyorum ben. Üç tarz türde şarkı bestelenmiş. Bir, konuşma dili ve şarkılar. İki, şarkı dili. Üç, ikisi karışık. Şimdi biz konuşma dilinde bestelenen şarkıları ele alacağız şimdi. Örneklerle buna konuşarak şarkı söylemek diyoruz. Mesela nasıl geçti habersiz. Hani kuşlar açtılar bin bir renkli çiçeğe. Saçlarından bir daha hani kuşlar
aşkım. Konuşma dili inli renkli çiçekler. Şimdi bu hepimizin bildiği Teoman Alpay'ın Hicaz şarkısı konuşma diliyle bestelenmişti. Nasıl? Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Nasıl konuşuyoruz ya konuşma dili. Konuştuğumuz gibi şarkı uygulaması olacak. Değil mi? Mesela evet. Hani kuşlar ağaçlar denir mi? Denmez. Evet. Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştım saçlarından baharı. Mesela yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, o da bir konuşma dilidir. Bir deneyelim. Yaşamak yalan belki. Konuşma dilinde şarkı. Bu neye örnektir konuşma dili? Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan. Bir örnek daha. Hani kuş, pardon, bir zamanlar sevginle ateşlerin başında izlerim aynen. Evet, konuşma diline örnek şarkılar, bilinen asgari müşterekli halka mal olmuş şarkılardan örnek veriyoruz. Bir zamanlar sevgimle ateşlenen başımı, değil mi? Göz yerine dile, evet bu esas. Bir zamanlar sevgimle gitti. Bu konuşma dili de kapalı açık hece, uzun kısa hecelere riayet ederek şarkı söylemektir. Buna konuşma dili diyoruz. Bir zamanlar sevgimle, bakın, ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Dayasaydım taşlara deyince olur mu? Olmaz, evet. Olmaz. O zaman şarkı dilinde nedir? Açık, kapalı, uzun, kısa hecelere riayet ederek şarkı söylemek. Bu o kadar önemli bir konu ki bu. Çok önemli. Mesela olamaz bir sevgi. Bu da bir konuşma dili. Alamaz bin sevgi. Değil mi? Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Değil mi? Bu da bir konuşma dilidir. Demek ki kaç tane konuşma dilinde örnekler verdik. Değil mi? Değil Hocam mi? Bir şey dikkatimi çekti. Sormak istiyorum. Daha çok semai şarkılar mı konuşma diline yakın? Genellikle çünkü oradan örnekler veriyorsunuz. Evet, semai konuşma diline çok yakın. Aynı dediğiniz gibi. Ama tabii semainin dışındaki usullerde de var. Var tabii. Ama semai de konuşma diline çok yakın bir usul ve konuşma dilinde bestelenmiştir çoğu. Semai usulünde. O dikkatinizi çekti. Yani şarkı, konuşma dilinde şarkı örnekleri verdik. Bu çok önemli. Evet. Çünkü bu semailerde amatörler bu konuşma dilinden uzaklaşabiliyor. Hı hı. Doğru. Bak, benim mesela bir şarkım var. Aşkımız ne güzeldi. Bittiğinde anladım. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Ona kadar seni çok sevdim.
konuşma diye. Bu şarkı konuşma diliydi. Mesela ben senin değerini dedim mi gitti. Ben senin değerini. Hecelememek gerekiyor yani normal ne, kelime olarak. Ne diye okuyorlar. Dolayısıyla bu şarkı nedir? Konuşma dilidir. Benim bir şarkım var. Sen sevgini bana sakla. O da 9-8'liktir konuşma dili. Kudaki gözlerini Zeki Müren ve nesilden nesile birçok sanatçı okudu bunu. Sen sevgini bana sakla konuşma dilidir. Hatta bir örnekte o kaşın gözün şöyle dursun. Nazım beni öldürecek. Evet, gördüğünüz gibi bakın 9-8'lik iki tane üstün üstün şarkısı 9-8'lik ama konuşma dili. Yani biz şimdi konuşma dili, şarkı dili ikisi karışık, üçe ayırdık. Beste türlerini, şarkıları. Şimdi konuşma dilinden söz ettik, örnekler verdik. Şimdi şarkı dili ve ikisi karışığa vaktimiz yetmez herhalde, değil mi? Yok, devam edebiliriz. Vakit ne kadar vakit? Yok, daha vaktimiz var. Devam edebiliriz değil mi Kasım Bey? Vaktimiz var, tamam. Var. Bunu bitirelim. Ben sizin eseriniz olduğunu bilmiyordum. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama çok sevdiğim bir eser. O da sizinmiş demek ki. Çok eseri var Hüsnü Hocam'ın da. Evet, evet. Şimdi bu üçünü birlikte bitirelim. Tamam. Anlatsın hocamız. Evet. O önemli bir şeye değindi. Ben keyifle izliyorum, dinliyorum sizi. Çok güzel. Evet. Bu çok yararlı bir şey oldu bu program. Hiç böyle bir konuşmayı daha önce rastlamadım. Evet, çünkü bir amatörler için de çok önemli bu. O zaman bu konuyu bitirebiliriz değil mi? Tabii bitiririz. Bugün bu üç şeyde programın içine alabiliriz. Kendinizi rahat hocam, kendinizi rahat hissedin. Bu üç konuyu da bugün bitirelim. Bu çünkü tamam. Önemli bir ders içeren, bilgi içeren bir şey. Önemli tecrübeleriniz, önemli olan tecrübelerinizi de katıyorsunuz buna. Yani ilave edeceğim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yanda şarkıları seslendiren bir kardeşimiz var. Arada kesin ortaya çıkabilir. Evet, onu da bir görelim. Onu da seslendiren görelim. Kardeşimizin. Merhabalar. Merhaba. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Hancım, sağ olun. Benim hem gönül dostum hem talebem, o da hocasına yardım ediyor. Ne güzel. Gönlümden geldiğince yardım ediyorum her şekilde. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Nefesinize sağlık. Rica ederim. Tamam. Evet. Şimdi. Evet. Devam edelim. Bunlar da güzel enstantane oldu. Evet. Şimdi konuşma dilinde yeteri kadar örnek verdik değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Bu kadar örnek yeter. Şarkı diline geçelim. Lütfen.
Evet. Şimdi şarkı dilinde şöyle bu açık kapalı hecelere riayet etmeden yapılan, yani uzun kısa açık kapalı hecele ve uzun kısa hecelere riayet etmeden serbest çalışma diyoruz onlara. Mesela her gün seni düşünüyorum, her an seni yaşıyorum, seni sevdiğim kaybetmekten korkuyorum, her an seni düşünüyorum, her an seni, her an seni yaşıyorum, seni sevdiğim Şimdi bu serbest çalışmadır bu. Yani burada konuşma dili yoktur. Doğru. Evet. Eğer bunu konuşma diline uygun okursa şarkı tanınmaz hale gelir ki her gün seni düşünür. Bakın düzelttim. Yani burada serbest çalışma diyoruz bunlara. Burada konuşma dili yok. Ben hiçbir şekilde bakmamıştım hocam, biliyor musunuz konuya? Konuşma dili yok. Çok değişik bir şey oldu. Uzun kısa hecelere riayet etmek yok. Bir şarkı. Bırak boş kalsın. Yol yakın gelmeni. Arkadaşım ol. Arkadaşım ol yeter. Bırak boş kalsın. Evet, bu da mesela serbest çalışma şarkı dili diyoruz buna. Yani uzun kısa kapalı açık hecelere uymayarak serbest bestelenmiş. Hı hı. Bakın şöyle, yani mesela bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim, arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Böyle okunmuyor mu? Evet. Bırak boş kalsın elim, bakın değil mi? Yani o kapalı açık uzun kısa hecelere riayet etmeden okunuyor. Buna serbest çalışma diyoruz. Evet, anladım hocam, çok güzel. Tabii, çünkü bunu konuşma diline riayet edince şarkı şarkılıktan çıkıyor. O şarkı tanınmayacak hale geliyor. Mesela bırak boş kalsın elim. Bak mesela değişti. Uzun kısa hecelere riayet ettim. Konuşma diline çevirdim. Şarkı tanınmaz hale geldi. Onun için çoğunlukla kısa kısa bütün her heceye kısa hece kısa şey, not vererek yapılmış. Yani kısaya kısa, ki kısa uzun hece şöyledir. İki harfli heceler kısadır, üç harfliler uzundur. Hmm. Yani mesela bırak, bı kısa, rak uzun, boş uzun, boş kal iki. Dolayısıyla yani iki harfli heceler kısa, üç harfli hecelere uzun nota verilir. Buna riayet etmezse buna serbest çalışma diyoruz. Hmm. Serbest çalışma şarkı dili diyoruz. Ama bu uzun kısa hecelere riayet edersek ona konuşma dili diyoruz. Ki onun örneklerini verdik. Şimdi şarkı şeyindeyiz. Dilindeyiz. Güzel. İki örnek verdik değil mi? Mesela yağmur olurken yaman, yaman yaman özleyen konuları boşma dili. Usulca sokul yerde. Bakın usulca sokul yerde konuşma dili. Değil mi? Bu o zaman karma oldu değil mi hocam? Oldu, bravo. Karma.
karma oldu bu. Dedik şarkı dili, yok konuşma dili, şarkı dili, bir de ikisi karışık dedik ya. Evet. Bu bravo, ikisi karışık oldu. Evet. Mesela ikisine karışık bir örnek. Neydi? Sevenin bahtına bir güzel düşen şarkı dili, sen de tek de orada konuşma dili deniliyor. Demek ki bir konuşma dili, iki şarkı dili, üç ikisi karışık. Evet. Değil mi? Konuşma. Evet, evet. Hem şarkı dili. Tabii, ikisi karışık. Mesela örnek bir mesela elbet bir gün buluşacağız. İkisi karışıktır. Mesela bir şarkı daha var. Gün doğdu duranın. Ne çıkar bahtımızda? Ayrılık varsa yarın. Ne çıkar bahtımızda? Ayrılık varsa yarın. Ne çıkar bahtımızda? Konuşma dili, ayrılık varsa yarın şarkı dili. Bakın, eğer konuşma dilini iyi kavrayan kişi şarkı dili ve ikisi karışıkta sıkıntı çekmiyor. Hı hı. Anladınız mı? Evet, evet. İlk önce konuşma dilini iyi kavramak lazım. Değil mi? Nasıl konuşuyorsun? Konuşur gibi şarkı söylemek. Hüsnü Hocam, şarkı dilinde müziğimizin ince işlerini anlatıyorsun. Değil mi? Ama bu gerekli olan. Evet, evet. Değil mi? Konuşma dilini iyi kavrayan şarkı dili ve ikisi karışıkta rahat ediyor. Şimdi birinci konuşma dilini kavradın mı? İkisi karışıkta konuşma dili de var, orada onu halletmiş oluyor. Şarkı dili kolay. Konuşma dilini teori ve pratik olarak kavrarsan konuşma dilinde başarılı olursun. Şarkı dilinde zaten serbest çalışma o. İkisi karışıkta da başarılı olursun. Türkiye'de ele alınmamış bir konu bu. Evet, ben ilk defa duyuyorum sizden. Yani böyle bir açıklamalı bir şekilde ilk defa dinliyorum. Hocamdan daha sonraki bir programda Türk sanat müziğinin süsleme sanatı var. Nasım abi, görüntü donmuş durumda şu an hocamda. Devam ediyor mu? Evet, tamam. Şimdi geldi yine. Bir arama geldi. Evet. Şimdi süsleme sanatı var. O konuda da bir başka programda dinlemek isteriz açıkçası. Onunla bunu abi, hemen ilişkilendirmek başta Türkçeden söz ettim. Bakın, Türkçenin merkezi İstanbul'du. Doğuya gidince kabalaşır, güneye gidince incelir. Ben doğu, yani Türk müziğinin merkezi İstanbul lehçesidir. Evet. Dolayısıyla Türkçeyi İstanbul lehçesiyle okunacak Türk müziği. Okunmazsa olmuyor. Değil mi? Evet. Ve düzgün Türkçede de Latin harflerinin öneminden söz ettik. 8 tane A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Şimdi bu 4 tanesi uzun, yani düz ses, 4 tanesi yuvarlak ses. Düz sesle yuvarlak ses, yani ağız formu diyoruz. Onu uygulamazsan dudak tembelliği diyoruz buna. Bak, amatörlerde genel dudak tembelliği var. Mesela A, E, I, I. Yani bir ayna karşısına geçip bu 8 tane sesli harfi ağız formuna, her bir harfin ağzına yarattığı formu vardı. A başka A, E, I, I. Değil mi? Düz sesler, yuvarlak. O, Ö, Ö, O. Noktasızlar dışa, noktalılar içe.
O, Ö, U, Ü. Bakın, yuvarlak seslerde noktasızlar dışa, noktalılar içe. Buna ağız formu diyoruz. Eğer bu forma uymazsan bunun ismine dudak tembelliği diyoruz. Ayna karşısına geçip çalışmak lazım. Anladım. Dudak tembelliği yapılırsa mesela önemli. O, Ö, U, Ü. Hiç bak değişmedi. O, Ö, U, Ü. Olmadı. O, Ö, içe. U, dışa. Ö, noktalar içe. Bunu diyelim ki uyguladın. Bu dudak tembelliği ortadan kalkıyor ve bu dudak tembelliğini düzeltmek üç konuda seni halledeyim. Ne yapıyorsun? Detone olmuyorsun. Duyguda kan kaybı ve Türkçe, düzgün Türkçe ile şarkı söylemiş oluyoruz. Ya bak, bir şeyden bahsettik, düzgün Türkçe'den, bir de üç tür şarkı, konuşma dili, şarkı dili, ikisi karışıkla çok önemli iki konuya değindik. Vaktimiz kontrolü kullandım değil mi? Evet hocam. Ben tek bir şey sormak istiyorum hocam. Şimdi verdiğimiz örneklerin hepsi çağdaş döneme ait şarkılardandı. Peki aynı bu sistemi klasik dönem içinde de görebilir miyiz? Yer yer görebiliyor. O güfteler üzerinde uygulanabiliyor mu aynı şekilde? Böyle bir şey var mı? Yani bu çağdaş dönemde daha bu konuşma dili mesela uygulanmış. O klasik dönemde şarkı diliyle ikisi karışık daha uygulanmış. Ama günümüzün şeyine, muskisine gelince bu konuşma dili daha artmış. Hı hı. Anladım. Ne bileyim, örnek mesela pencerenin perdesini. Şimdi bu şarkı dilidir bu. 9-8'liktir pencerenin ben. Ama ben öyle bestelemedim. Seni seven olabilirdi. Kaşın gözün şöyle dursun da konuşma dilidir. Bu pencerenin perdesi şarkı dilidir. Ben de öyle yapsaydım pencerenin perdesi gibi bir yenilik ortaya koyamazdım. Hı-hı. Anladınız mı? Evet anladım hocam. Ya. Anladım. Ya. Ama çok önemli konulara değindik değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Ağzınıza sağlık. Evet. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Ben kendi adıma çok yararlandım. İnanıyorum ki amatör bazda benim gibi müziği sevenler bu söyleşiden çok fayda alacaklar. İnşallah. Tabii amatör korolara ilk önce şarkı konuşma diliyle eğitim yaptırırsa, o şarkılara ağırlık verirse, sonra şarkı dili fazla zorlanılmıyor. O çünkü serbest olduğu için değil mi? İlk önce konuşma dili, sonra şarkı, sonra ikisi karışık. Evet. Konuşma dilini hallettin mi şarkı ikisi karışığı da hallediyorsun. Yani burada daha kolay olan serbest çalışma şarkı dilidir. Evet. Değil mi? Evet hocam. Bu konuya önem verdiğim için 64 yaşındayım. Hocalıkta, eğitimcilikte en olgun dönemimdeyim. Dolayısıyla 81 İTÜ mezunuyum. Çok değerli hocalarım oldu benim. Canlı kitap okudum. Mesela Emin Ongan, Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin, Cevdet Çağla, Kani Karaca, daha ne diyeyim? Bu hocalarım, ben canlı kitap okudum onları. Canlı okudum onları. Hepsi hocalarım oldu, ustalarım oldu. Şimdi de talebelerim beni canlı okuyor. Bir kitap var, bir canlı kitap var. Kitap, evet. Bir de canlı kitap, ona hitap diyoruz. Böyle yani bir eğitim içinde. Usta-kınat ilişkisini yaşamışsınız. Değerli gönül dostuma, bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Aman efendim. Beyefendi, sizi tanımaktan
Çok mutlu oldum. Bu eğitimlerin devam etmesini isterseniz ben hep hazırım. Edeceğiz, çok teşekkür ederiz. Süsleme sanatını bence yapacağız bir sonraki programda inşallah. Tabii, memnuniyetle. Evet, sizden öğreneceğimiz çok şey var. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Çamlıca TV adına size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Size saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ve musiki şinaslara, musiki aşıklarına, sevenlere de saygı ve sevgiyle kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Hocam ben ekstra bir şey soracağım şimdi. Besteler evet gerçekten çok güzel. Peki güfteler hiç ben güfteler de var mı sizde yoksa güfte yazar mı? Güfte yönüm yok sadece beste Aşkın Tuna. Aşkın Tuna ile daha çok çalışıyorsunuz değil mi? Doğru. Aşkın Tuna ile başladık. 84'te başladık. Ödüller aldık. Yani aşağı yukarı 40'a yakın eserimiz ünlüler tarafından okundu. Evet. Eserlerinizi biliyorum, çoğunu biliyorum da yani o güfte yanında Aşkın Tuna'yla yapıyordunuz. Aşkın Tuna'yla bir ikili oluşturduk biz. Evet. Zaten genelde öyle oluyor galiba hocam değil mi? Yani bir bestekar, bir güftekarla daha çok böyle hisler, duygular herhalde daha böyle kaynaşmış durumda oluyor. Ama bu gelenekte böyle. Evet. Mesela Selahattin Pınar, Mustafa Nafiz Irmak'tır. Evet. Evet. Necdi Bingöl, Saadettin Kaynak'tır. Kaynakla, evet, evet. Yani günümüzde de bazı güftekarla bestekar dokuları tutmuştur. Evet, evet. Oradan aynen bir başarı çıkmıştır. Thank you.